Efendim Katren'in ikinci bölümünde beraberiz. Konumuzu tamamlamak niyetiyle Emirdağ-ı Lahikası'ndaki bir mektuba yeniden dönüyoruz. Biz Ayetül Kübra'nın sonunda yer alan bir parçayı okuduk. Malum olduğu üzere programımıza yeni katılan, yani televizyonlarını yeni açıp bizi dinlemeye başlayan sevgili dinleyicilerimiz için ve izleyicilerimiz için bunu söylüyorum. Risale-i Nur'un hedeflediği tamirat nedir? Biz onu konuştuk. Bu zamanda neden iman dersleri bu kadar kesretli tekrar ediliyor ve üst üste yığılıyor adeta? Onun cevabı anlamında. İlginçtir. Emirdağ Lahikası'nda ilk olarak okuduğumuz bir mektup vardı bu konuya başlarken. Büyük Ruhlu Küçük Ali isminde bir Nur talebesinin, Kur'an talebesinin sorduğu soruya Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği cevap var o mektupta. Onun mütemmimi yine Emirdağ Lahikası'nda yazılmış, tamamlayıcısı anlamında. Orayı okuyacağım ve böylece bu bahsimizi toparlayacağız ve belki tamamlamış olacağız inşallah. Bizim programımızın sınırlar içinde tamamlayacağız. Belki bu konu daha bereketli uzantıları var elbette. Onları sizlerin tetebbuatına havale ediyoruz efendim. Bismihi Sübhane, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Nur şakirtlerinin küçük pehlivanları hitabıyla başlayan bir mektup. Asay-ı Musa ahirlerinde, bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı Büyük Ruhlu Küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki o zata bazı muterizler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Efendim demek ki Risale-i Nur okuyanların maruz kaldığı bir itiraz bu. Saldırı dememek için itiraz dedim. Bazen saldırı derecesine de gelebilir. Okumasını önlemek için de yapılıyor olabilir bazen. Çünkü o zaman saldırı boyutlarına gelmiş olur. İtiraz şu. Fakat itirazın maksadını da burada ifade ediyor. Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için. Şimdi Risale-i Nur çok kıymet verilerek elden ele yayılan bir eser olmuş. Tabii o yayılma devrinde o kadar hızlı bir surette yayılması çok dikkat çekici. Bugün belki zaten bir kısım uzmanların, sosyolojiyle uğraşan belki insanların merak ettiği şeylerden birisi. Sosyolojik bir vaka var. Sosyolojinin tespit ettiği bir vaka var. O da şu, hem bir cereyana dönüşüyor hem de bir kitap etrafında sürekli okuyan bir topluluk var. Peki bu topluluk demek ki bu kitaba çok kıymet veriyorlar ki okuyorlar ve tanıtımını yapıyorlar. Bunu duyurmaya çalışıyorlar. Davet yapıyorlar bu konuda. O zaman biraz onun kıymetini düşürmek için bu çeşit demek ki itirazlar yapılabilir. Ve yapılıyor. Yapılmış ve yapılabilir. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder. Diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymettar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Evet biz bunu okumuştuk. Emirdağ Lahikası içerisinde yer alan bu mektubu okuduk. Ve hakikaten bunun cevabı sadedinde çok veciz bir açıklamayı bulduk. Şimdi burada başka yönden gelecek benzer bir itiraz. Yani burayı tekrar etmemek adına hemen oraya geçeyim ben. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Nerede oluyor bu propaganda? Bu bir propaganda aslında. Kara propaganda. İstanbul'da oluyor. Tarih ne zaman? 1940'lar. Biz yaklaşık devre olarak tespit edelim. Daha dehşetli fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar. İnançsızlığı artık mutlak hale gelmiş.
Ve dahası münafık sıfatı taşıyanlar. Şimdi kim olduğu söylenmediği için sözünden onun belki münafık olduğu sonucuna gidilebiliyor. Yani bu sözü söylemek nifak alameti demek ki. O anlamda söylüyoruz. Burada isim belirtilmiyor. Yani şunlar, şu kişiler bunu söylüyorlar denilmediği için tayin etmemiş. Yani şu insanlar söylemiş, şu kişilerden geliyor demediği için tayin yok. Belirsiz fail. Fakat sıfatı belli. Nedir? Münafık. Yani inanmadığı halde hem de tam bir küfrü mutlakta olduğu halde inanıyor gibi de görülebilir. O kişilere zaten bu sıfat veriliyor malumunuz. İşte onlardan bazıları bir kısım diyor çünkü herkes bunu yapıyor olmayabilir. Fakat bir kısmı bunu yapıyor. Bu propagandayı yapıyormuş o zamanlar yapmış. Her millet herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok. Yani Risale-i Nur tevhid tevhid diye sürekli ders veriyor. Ne ihtiyaç var ki zaten biz %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşamıyor muyuz? Herkes Allah'ı bilmiyor mu? Onu ders almaya daha yeni ihtiyaç yok artık demişler. Mukabele etmek istemişler. Yani Risale-i Nur'un yayılmasını durdurmak ve ona karşı koymak istemişler. Peki hakikat nedir? Halbuki herkes Allah'ı bilir denildi ya, halbuki öyle midir? Allah'ı bilmek, bu tarife lütfen dikkatimizi verelim. Çok önemli bir tarif var burada. Allah'ı bilmek ne demek? Marifetullah ne demek? Şimdi onun bir kısa veciz bir tarifi var. Bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek. Ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Ne dediğine dikkat ettik mi? Ettiysek mutlaka hayret ettik. Çünkü Allah'ı bilmek o kadar küçültüldü ki az önceki ifadede. Herkes Allah'ı bilir. Bilir mi acaba gerçekten? Biliyor muyuz acaba? Buradaki tarife göre bilmeyen çok. Belki içinde biz de varız. Öğrenmeye çalışacağız. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte Allah'ı bilmek, yani marifetullah. Neymiş? Bütün kainatı ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar kuşatan kudret ve iradesine ve onun bilgisine ve onun tasdikine ulaşmak demek. Yani biraz daha ıstılahi tabirlerle söyleyelim. Allah'ı bilmek tevhid-i rububiyet artı tevhid-i uluhiyetten geçer. Yani hem onun rububiyetinin saltanatını ilan etmek ve tasdik etmek, Allah Rab'dır, yani Rahman'dır, yani Rezzak'tır, yani yaşatan, besleyen, büyüten her bir mahlukunu ehadiyetiyle ihata edip onun üzerinde tecelliyatını gösteren odur. İlahir, cemali tecelliyatıyla Allah birdir. Celali tecelliyatıyla da Allah birdir. Allah Rab olarak birdir. Alemlerin Rabbidir. Allah ilah olarak birdir. Ve o bütün kainatın malikidir. La ilahe illallah bu iki tevhidi ifade etmek için söylenir. La ilahe illallah dolayısıyla la mabude illallah demektir. Yani o tevhid-i rububiyet artı tevhid-i uluhiyet götürür ki o zaman la mabude illallah. Yani Allah'tan başka mabut yok. O zaman ibadete çıkarması lazım. Allah'ı bilen o zaman abd olduğunu hisseder ve ibadet kisvesine bürünür. Öyle olmalı. Şimdi peki öyle mi bakalım? Tevhid-i rububiyet, tevhid-i uluhiyet neticesinde la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine çıkacak. Tevhidin özü o. Sonunda onun hakikatlerine iman edecek. La ilahe illallah ne demekse ona. Çünkü artık orada bütün esma ilahiye var. Celali ve cemali bütün isimleri la ilahe kısmına yazmamız lazım. Ve tevhidi külli mertebede yapmamız lazım. Ondan sonra kalben tasdik etmekle olur. Ve işte o zaman ibadet derecesine de gelir. La mabude illahu demiş oluruz çünkü. Yoksa bir Allah var deyip
Olanı söylüyor şimdi. Şimdi olması gereken bu. Olan ne? Risale-i Nur'un ders verdiği ortamda, ders verdiği muhataplarının durumu ne? Allah'ı bilme konusunda. Bir Allah var deyip mülkünü, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek. Allahu Ekber. Yani buradan Allah'a sığınırız yani. Ne uzubillah deriz. Allah var deyip ondan sonra mülkünü esbaba taksim ediyorsunuz. Dehşetli bir hasaret içine düşersiniz. İşte ondan Allah'a sığınırız. Bir Allah var, bütün mülkünü esbaba dağıtıyorsun. Allah gökte oturuyor, mülkü ise esbaba dağıtılmış. Yahut tabiata verilmiş ve onlara dayandırılmış. Ve haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak. Efendim nedir bu? Mülkünü esbaba dağıtmak ve tabiata taksim etmek aynı tabiat şirki ve esbab şirki demektir. Sebepler kendiliğinden yapıyor, bir şey kendiliğinden oluyor demek ve tabiat yapıyor demek netice itibariyle zaten şirkin büyük şeklidir ve esbabı merci tanımak. Mesela meyveyi ağaçtan, ağacı topraktan bilmek diye Risale-i Nur'da söylendiği gibi. Mesela şifayı ilaçtan, ilacı doktordan bilmek gibi, kimyacıdan bilmek gibi. Peki Allah nerede orada? Görünmüyor. İşte o şekilde yapılan bir dağıtmayla ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Ya bir Allah var dedikten sonra şunlar yapılmıyorsa yahut şunlar yapılıyorsa o zaman Allah'a iman hakikati onda yok. Bir Allah var denildikten sonra Allah'ın mülkü esbaba dağıtılıyorsa, tabiat yapıyor deniliyorsa ve Allah'ın her yerde hazır irade ve ilmi tasdik edilmiyorsa, determinizme bırakılmışsa kainatın işleyişi, her şey sebeplerle oluyor, matematiksel bir düzen var, işte o düzen kendi içinde çalışıyor, saat gibi, makina gibi diye. Yahut kader inkar ediliyorsa, Allah'ın iradesi ve ilmi inkar ediliyorsa, şiddetli emirleri tanınmıyorsa ve sıfatları ve gönderdiği elçileri ve peygamberleri bilinmiyorsa Allah'a iman nerededir? Bir Allah var demek demek ki kurtarmıyor. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. Kainatın bir yaratıcısı vardır deyip belki cehennemin tehdidinden kurtulmak için, vicdanını rahatlatmak için o sözleri söyler. İtikadi ve felsefi olarak Allah'ı tanımamak, marifetinden uzak olmak. O marifet olmayınca ibadet de yok, ibadeti terk etmek ve peygamberi dinlememek ve lakayt kalmak ona karşı, o zaman bir Allah var deyip bunları yapmakta Allah'a iman hakikati kalmıyor. O da kayboluyor. O vicdani bir rahatlamanın aracı oluyor demek ki sadece. Bilgi yok onda. Sadece bir uyuşturma var kendisine. Küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin azap, dünyevi azabından kurtulmak için kendini bir derece teselli etmek için o sözleri söylüyor demek ki. Maalesef. O iman da onu kurtarmıyor işte. Evet, inkar etmemek başkadır. Lakayt kalmak, ilgilenmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Bir iman hakikati konusunda sükut etmek var mı yok mu bilmiyorum, öyle diyorlar demek başkadır. İman etmek başkadır. İman çaba ister. Diğerinde çabaya gerek yok ki, insan onun içine düşer bazen çıkamaz. İman ise akli, kalbi, vicdani bir çabanın neticesinde insanın ulaştığı bir marifet ve tasdiki ifade ediyor. Evet, kainatta hiçbir zişuur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelal'i inkar edemez. Zaten Allah'ın varlığını tek başına akıl sahibi hiçbir mahluk inkar edemez ki. Kainatın tamamı onun şahididir, eczasıyla birlikte. Kainatta ne varsa zerreler adedince onun şahitleri var. Zaten çıkıp da birisi hayır kainatı yapan birisi yoktur kolay kolay diyemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır.
gördüğü düzen karşısında hayret edip Allah var da diyemiyorsa en çok yapabileceği sukut etmektir. Yoktur zaten diyemez kolay kolay. Fakat ona iman etmek, hani şimdilerde fiziğin, biyolojinin bir kısım keşifleri var. Mesela fizik ilmindeki terakki ve biyolojideki gelişmeler Allah'a iman hakikatini o dairelerde daha da parlak surette gösteriyor. Bir hücrenin kendi içindeki yapısını inceleyen bir ilim adamı oradaki tasarrufat-ı ilahiyeyi, Allah'ın kudret tasarrufunu, rahmet tasarrufunu aynı zamanda gördüğünde bunu hariçten bir el yapıyor. Görünmüyor ama yapıyor diyebiliyor. Yahut bu kainattaki düzeni ve işleyişi gören bir fizik alimi bunu kendiliğinden olması mümkün değil. Kainat şuurlu değil fakat şuurlu bir el tarafından tasarlanıp yapılıyor diyebiliyor. Evet kendisinde şuur yok ama üzerinde şuurlu tasarruf var. O zaman yapan şuurlu bir el var diyor. Onun için onu tekzip edemeyeceği için sükut ediyor, lakayt kalıyor. Fakat Allah'a iman etmek ne demek? Vaktimizin sınırları içerisinde hızlıca tarif edelim, konumuzu tamamlayalım. Ona iman etmek nasıl olur peki? Efendim Allah'ı bilmeyi tarif etti. Tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet birleşecek ve ibadet de ona eklenecek. Çünkü neticesinde la mabude illallah dememiz lazım. Peki şöyle olmaz dedi. Şirkin bütün çeşitleriyle Allah var diyorsunuz. O da Allah'a iman hakikati orada kalmıyor. Nasıl olacak peki? Doğrusu ne? Yanlışın ne olduğu söylendi. Doğru söyleniyor şimdi. Ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi insanın kendi küçük akıl feneriyle, kafa feneriyle gördüğü bir şekilde değil, Kur'an-ı Hakîm'in, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatlarıyla Allah'ı Kur'an tarif ediyor. O tarifle Allah bilinecek. O Halık sıfatlarıyla, isimleriyle belki Cevşen'de bildirilen bin bir ismiyle mesela, kainattaki belki sonsuz isimleriyle ve tecelliyatıyla, umum kainatın şehadetine istinaden, kainatı da şahit tutarak, vahiy bilgisi ve o vahiy bilgisinin şahidi olan kainat deliliyle kalben tasdik etmek lazım o Halık'ı. Ona iman etmek o. Başka? Ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak. O zaman elçiyi de dinlemek lazım. Çünkü o kainatın Halık'ıdır. Kur'an öyle tarif ettiği gibi ben de tasdik ediyorum dedikten sonra elçi göndermiş. O zaman o elçileri dinlemek, gönderdiği emirleri, o elçi aracılığıyla gönderdiği emirleri tanımak, yani ubudiyet ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, o ubudiyetinde kusur ettiğinde kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yani sonunda bir istiğfar var. Dua ve istiğfar ikisi birlikte ubudiyet var. Ubudiyette kusurdan sonra da istiğfar sırrı var. Onları yapabilmektir. Allah'ı bilmek ve ona iman etmek bu demektir. Demek ki bir vahiy bilgisi, vahide bildirilen marifetle Allah'ı tanımak, Kur'an'ın bildirdiği şekilde Allah'ı tanımak, bütün sıfat ve isimleriyle ve kainatın şahitliğiyle bu çok önemli. Elçiyi dinlemek, din hakikatine dolayısıyla iman etmek, ubudiyet kisvesini kazanmak, sonunda bir kusur ettiğinde de ki insan kusur eder, aldanır. O zaman da tevbe ve nedamet etmek, boyun büküp dergah-ı uluhiyetinde kendi aczini, fakrını ve kusurunu ilan etmekten geçiyor. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Dehşetli bir cümleyle bitti. Yani büyük günahları işleyecek, istiğfar etmeyecek, aldırmayacak, uyarıldığı zaman dinlemeyecek, ne olacak ki diyecek, o imanda var zannedecek. Fakat kalmıyor efendim, kalmıyor. O imandan hissesi olmadığına delildir onu yapması. Evet, amel imanın bir cüzü değildir fakat ondan da ayrılmaz bir bütündür. Bir bütünün iki parçası gibidir. Evet, onun parçası değildir ama dinin de ikinci şubesidir. Yani amelsiz iman kalamıyor. Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse dedi, bu her neyse de çok sır saklı. Fakat bizim Katre programının bugünkü sınırları da bitti. Yani o sırlar inşallah zaman içerisinde hepimiz için açılsın. O her neyseden çıkan dersi hepimiz alabilelim inşallah.
Böylece biz önemli bir konuyu, birkaç programdır işlediğimiz bir konuyu bugün hitama erdirdik, tamamına erdik. İnşallah hakkıyla anlamışızdır, hakkıyla da amel ederiz. Hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum sevgili Katre izleyicileri. Hoşça kalın.